Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kalbura bastı tarifimi paylaşmak istiyorum. Türk mutfağımızın geleneksel tatlılarından nefis bir lezzet oluyor. İçi bol cevizli, nefis bir şerbetli tatlı. Denemediyseniz mutlaka deneyin. Öncelikle şerbetimi hazırlıyorum. Şerbetimiz için 3 su bardağı toz şeker, 3,5 su bardağı su koyuyorum. Bir dilim limon attım. Kaynamaya başladıktan sonra 20 dakika kaynatıp ocağımın altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Hamurumuz için 125 gram tereyağı, 2 tane yumurta, 1 çay bardağı soya, 1 çay bardağı yoğurt ekledim ve iyice karıştırıyorum. 2 su bardağı un, 1 çay kaşığı kabartma tozu, yarım çay kaşığı tuz, 1 paket vanilya, 1 çay kaşığı da karbonat, biraz limonla aktif hale getirip hamurumun içine ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Tekrar unumu ekliyorum. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Unumu azar azar ilave ederek hamurumu yoğuruyorum. Sizler de ununuzu azar azar ilave edin. Hemen birden ununu boşaltmayın. Bakın hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Ben şeklimi rende de veriyorum. Eğer isterseniz bir süzgeç de kullanabilirsiniz. Cevizden büyük biraz parçalar aldım. Bakın elimde yuvarladım ve rendemde böyle elimle bastırarak açıyorum. Şeklimi veriyorum. İçine de 2 çay kaşığı kadar böyle ceviz koyuyorum. Bol cevizli yapacağım. Bol cevizli çok güzel oluyor. Videoda görüldüğü gibi iki ucunu birleştirip kapatıyorum sıkıca. Ve rendemden çıkartıp alıyorum. Bakın şeklimiz böyle. Tekrar göstereyim. Bir parça hamur alıyorum cevizden büyük. Rendemde açıyorum. Ne kalın ne ince olacak şekilde açıyorum. İçine cevizimi koydum. Videoda görüldüğü gibi uçlarını birleştiriyorum. Rendemden çıkardım. Şeklimiz böyle. Bakın bir parça daha hamur aldım. Cevizden biraz büyük bir parça. Bakın kalınlığı bu şekilde. Çok ince açmıyorum. Çok kalın da açmıyorum. Ortasına cevizimi koydum. Birleştirdim. Kapattım. Çok fazla da bastırmayın. Rendeden çıkarmakta zorlanırsınız. Bakın tepsime dizdim. Tepsimi yağlamadım. Yağlı kağıt kullanmıyorum. 180 derecelik fırında önceden ısıtılmış. 180 derecelik fırında pişmeye gönderdim. Bakın ha, üzerleri kızardı böyle. Fırınımdan çıkardım. Fırından çıktıktan sonra sıcak olan tatlıma soğuk olan şerbetimi veriyorum. Üzerini de bir tepsiyle kapattım. Bu şekilde daha güzel şerbetini çekiyor. 3 saatin sonunda servis edebilirsiniz. Tamamen şerbetini çekti. Ben de servis tabağıma dizdim. Sizlere de içini, kıvamını göstermek istiyorum. Bakın böyle nefis bir tatlı oldu. İçi bol cevizli, şerbetli, harika bir tatlı oluyor. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.